Yüzyıllar boyunca Akdeniz'in ve Ege'nin incisi sayılan birçok tarihi olaya şahit olmuş ve içinde birçok değer barındıran güzel kent İzmir. Sınırları içinde birçok tarihi değeri barındırdığı gibi İzmir, Kemeraltı'nda, Havra Sokağı ve İki Çeşmelik bölgelerinde yürüme mesafesi içinde 9 adet sinagog bulunmaktadır. Bu sinagoglar Etsaim, Evra, Foresteros, La Signora, Algazi, Shalom, Portekiz, Bikur Holim, ve Bet Hilal'dir. Bu sinagogların merkezinde bulunan 4 sinagog özellikle öne çıkar. Bu sinagogları öne çıkaran özellik, Kudüs dahil dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri görülmeyecek şekilde 4 adet sinagogun duvarlarının bitişik şekilde komşu olarak bir arada ve yan yana bulunmasıdır. Diğer tüm sinagogların merkezinde olmasıyla bu 4 sinagog, diğer sinagoglarla birlikte çok değerli bir mekan ve önemli bir destinasyon alanı olarak kabul edilmektedir. La Signora, Foresteros, Hevra sinagoglarının oluşturduğu havralar öbeği, bu havraları çevreleyen diğer havralarla bütünsellik içinde İzmir-Kemeraltı bölgesi havralarının kalbi durumundadır. Her biri kendi tarihsel hikayeleriyle ve karakteristik özellikleriyle ayrı ayrı varlık gösterdikleri gibi duvar duvara, birbirine bitişik ve komşu durumda olmaları onları ayrıca özel kılar. Merhaba, bugün Shalom Sinagogu'nda bulunuyoruz. Shalom Sinagogu İzmir'in en eski Yahudi ibadethanelerinden biri. Kendisi İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nın tam ortasında yer alıyor ve bu bulunduğumuz alanda eski Yahudi mahallesi olarak bilinmektedir. 1492 yılında Yahudiler İspanya'yı terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü ya Hristiyan olacaklardı ya da çok kısa bir süre içinde İspanya'yı terk edeceklerdi ya da öldürüleceklerdi. Dolayısıyla Osmanlı'ya çok büyük bir göç başlıyor ve zamanın sultanı Bayezid tarafından Yahudiler Osmanlı'ya kabul ediliyorlar ve hatta değişik yerlere yerleştiriliyorlar. O zaman İstanbul çok önemli olduğu için büyük bir kısım İstanbul'a yerleşiyor. Diğer kısmı ise İzmir çevresindeki kasabalara yerleşiyor. Çünkü İzmir önemli bir liman şehri oluyor ve iş olanakları sağlıyor. O zaman herkes gibi Yahudiler de İzmir'e ve İzmir deyince o zaman biz Kemeraltı'yı anlıyoruz. Kemeraltı'ya yerleşiyorlar ve sözünü ettiğimiz alan da tam burası ve bu Shalom Sinagogu da eski Yahudi mahallesinin tam merkezinde oluyor. Şimdi biz bu röportajı yapmak için Shalom Sinagogu'nu seçtik çünkü Shalom Sinagogu 1840 büyük yangınında yanmayan tek sinagogdur ve dolayısıyla eski karakteristiklerini en iyi koruyabilmiş olan sinagogdur. Onun dışında Shalom Sinagogu'nun şöyle de bir önemi var. Shalom Sinagogu'nun hahamı Yosef Eskapa adında ilk kez 1605 yılında İzmir Musevi cemaatini bir kurumsallaştırmış ve kurumlarını, organlarını kurmuş olan hahamdır ve o da buranın hahamıdır. Aynı zamanda
çok sözü geçen Sabetay Sevin'in de hocasıdır. Ona din öğreten insandır. Ve de daha sonra onu afaroz eden insandır, hahamdır. Çünkü Sabetay Sevi Mesih olduğunu iddia etmişti ve bu dini yönetim tarafından hiç kabul görmemişti. Bu sinagog, burada bulunan 6 sinagogluk bir alanın bir tanesidir. İzmir'de başka bir yerde olmayan bir gerçek var. Bu 6 sinagogun 4 tanesi sırt sırta inşa edilmiş. Sanki aynı ada, aynı parsel, aynı ada üzerine yapılmış. Ve başka bir yerde eşini görmediğimiz bir durum arz ediyor. Epey dolaştık dünyada. Prag'da buna benzer bir şey var. Kudüs'te buna benzer bir yapı var. Ama İzmir'de olduğu gibi sırt sırta vermiş 4 sinagog dünyanın hiçbir yerinde göremedik. Dolayısıyla çok özel bir durum arz ediyor mimari açıdan bir. Mimari açıdan İzmir sinagogları bizim Anadolu sinagogları dediğimiz sinagoglar, türünden sinagoglardır. Ve onların benzerlerinden farkları vardır. Mesela arkamda gördüğünüz ortadaki dolap kutsal emanet dolabıdır. Orada Tevrat orada bulunur. Özel okazyonlarda oradan çıkarılır. Dualar o Tevratlardan, Tevrat rulolarını açarak okunur. Onun yanında iki dolap daha vardır. Bu üçlü kompozisyon mesela dünyanın başka bir yerinde yoktur. Sadece İzmir'de vardır. Yani böyle bir sinagog gördüğünüzde bu İzmir sinagogu diyebilirsiniz. Yahudiler İspanya'yı terk ettiklerinde İspanyollar Yahudilerin tüm izlerini silmek istediklerinden taş taş üstüne bırakmıyorlar ve tüm sinagogları yok ediyorlar. Yani bugün İspanya'ya gittiğinizde hakikaten bir sinagog bulmak Toledo'nun dışında olan çok muhteşem bir sinagogun dışında sinagog bulmak imkansız. Dolayısıyla bizim burada gördüğümüz sinagoglar, İzmir'de özellikle gördüğümüz sinagoglar, İspanya'daki mimari özellikleri kullanarak ve buradaki kültürle harmanlaşarak meydana gelmiş olan sinagoglardır. Dolayısıyla biz bunlara İzmir Sefarad Anadolu sinagogları adını bile veriyoruz. Çünkü etrafa bakarsanız çok Anadolu'yu da hissedersiniz. Bu da aslında İzmir için bir şey söylüyor. İzmir'de çok özel bir şeyin olduğunu söylüyor. Başka bir yerde olmayan bir şey. İzmir'in Yahudi dünyasındaki önemine. İzmir 16-17 hatta 18. yüzyılın yarılarına kadar dünya Yahudiliğinin bir nevi merkezi olmuştur. Yahudilikteki en büyük olayların bir kısmı İzmir'de gerçekleşmiştir. Bunların arasında en büyük, tabii ki biz dini literatürden, dini medeniyetten söz ediyoruz o dönemlerde. Haham Palachi, onun oğlu Avraham Palachi'den söz edebiliriz. Tabii ki Sabetay Sevi olayları tüm dünya Yahudiliğini birbirine katan ve hatta daha sonra Osmanlı'yı da çok etkileyen bir olaydır ve bunlar da burada olmuştur. Ve bunlar bütün dünyada artık en çok araştırılan konuların arasına girmiştir. Yani İzmir'de biz böyle bir mirasın üstünde oturuyoruz. Bu dörtlü yapının ikisinde içine girilebilecek, ibadet edilebilecek yani iki tane aktif sinagog vardır. İki tanesi de çökmüş durumdadır. Bugün Hevra Sinagogu'nun temizliğini ve korumasını gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra da onun arkasındaki Forestero Sinagogu'nun temizliğini ve restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Ve ortaya şöyle bir şey çıkarmak arzusundayız. Bu dört sinagog bir tarihi anıt olarak, çünkü bunlar 1600'lü yıllarda, 1600'lü yılların başında var olan sinagoglardı. Yani üstünden 400 seneden 400 sene kadar geçmiş.
sinagoglar. İçlerinde birçok hikaye, çok tarih barındıran yapılar tabii ki. Yine Havra Sokağı civarında yürüme mesafesi içinde bulunan Bikur Holim, Portekiz ve Bet Hilal gibi diğer havralar, La Signora, Foresteros, Hevra sinagoglarının oluşturduğu öbeğin etrafında toplanarak dünyada eşi benzeri olmayan bir bütünsellik ve önem gösterir. Bu tarihi sinagoglar bölgesinde Yahudi kültürüne ait Hahamhane ve Kortejo gibi tarihi yapılar da varlık gösterir. Signora Giveret Havrası olarak da anılan La Signora Sinagogu, fiziksel görünümünün otantikliğine rağmen ibadet maksatlı kullanılmamaktadır. Bu havrada daha çok kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. Algazi Sinagogu ibadet için aktif durumdadır. Merkezi durumdaki bu dört havranın en talihsiz durumda olanları Foresteros ve Hevra sinagoglarıdır. Bu iki sinagogun da tavanları çökmüş durumda. Duvar kalıntılarıyla karakteristik özellikleri anlaşılabilmektedir. Standart bir İzmir Seferat Sinagogu, yüksek tavanlarının ortasında yer alan dört sütunla birlikte yükselir ve bu dört sütunun tam ortasında adına teva denilen dua kürsüleri bulunur. Bu tevalar bir gemi normunda dizayn edilmişlerdir. Çünkü Tevrat'ta Nuh'un gemisi hikayesi anlatılır. Tevalar, Ehal adı verilen kutsal emanet dolabına bakar. Bu kutsal emanet dolabında Yahudiliğin temel kutsal kitabı Sefer Toralar bulunur. Sefer Toralar hiçbir zaman açıkta bırakılamaz. O sebeple ehal dolapları kapalı tutulur ve dolapların önünde parohet adı verilen örtüler bulunur. Parohetler bir evin en kıymetli kumaşlarından dönüştürülerek hayırseverler tarafından sinagoglara bağışlanır. Genellikle vefat eden biri adına işlenir. Bu parohetler çoğu kere gelin bindallı kumaşlarını andırır ve ipek, atlas gibi kıymetli kumaşlardan üretilir. 1492'de İspanya'dan gelen Yahudiler Osmanlı İmparatorluğu'yla son derece uyumlu şekilde yaşamışlardır. Osmanlı yönetiminde ve Osmanlı ticaret hayatında önemli roller üstlenmişlerdir. Beit Hilal Sinagogu ya da bugünkü adıyla Haham Palachi Anı Evi
tek başına duran bir yapı ya da kavram değil. Bu hiçbir turistik amaç gütmeden, hiçbir çaba göstermeden hem kültürel hem turistik bir olay haline geldi. İzmir'in en tanınan, en önem verilen hahamı, hatta o kadar önemli ki, o kadar bir din bilgini ki saray tarafından kendisine kadı yetkisi verilmiş. Ki bu da öyle sıradan bir olay değil. Bunun yanı sıra Anadolu kültüründen etkilendikleri de görülmektedir. Örneğin Anadolu evlerindeki oturma düzeneği olan sedir sistemi bu evlerden sinagoglara taşınmıştır ve havralarda da oturma düzenleri Anadolu'daki sedir sistemine benzer. Osmanlı Yahudileri Anadolu kültüründen etkilendikleri gibi Anadolu kültürüne katkı da sağlamışlardır. Turizm açısından önemli bir destinasyon olan sinagoglar bölgesindeki havralardan hayat ağacı anlamına gelen Etsaim, Bizans dönemine ait olup bölgenin en eski sinagogu olma özelliğine sahiptir. Harabe durumdayken İzmir Kalkınma Ajansı'nın 2017 yılı kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması mali destek programı kapsamında İzmir Musevi Cemiyeti Vakfı'nın projesine sağladığı finansal destekle restorasyonuna başlanmış ve halen restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu sinagog, tarihi dokusu korunarak ve konusunda uzman tarihçi, mimar, restoratörlerin çalışmalarıyla projenin sonunda insanların gezip göreceği ve bilgi edinecekleri bir müzeye dönüştürülecektir. Bugün bütün bu sinagoglardan 300'üne üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan en önemlisi ve en kapsamlı işin yapıldığı yer Etsayim, yani Yaşam Ağacı Sinagogu'dur. Bu sinagog yıkılmak üzere olan bir sinagogdu ve aslında çok önemli bir sinagog. Yani İzmir, hani şeyin dışında, Yahudi dininin dışında İzmir için önemli bir sinagog. Bu sinagog Bizans dönemi sinagog, yani İzmir'in Osmanlı tarafından fethinden daha önce burada var olmuş olan bir sinagog. Hatta şöyle bir söylenti de var. İzmir fethedildiğinde Müslüman askerlerin dua edecek yeri yoktu. Çünkü bu alanda, deniz kıyısında Bizans egemenliği hakimiyetinde olduğundan cami yoktu. Ve Müslüman askerler bu sinagogda namaz kılmışlar. Yaşam Ağacı Etsayim Sinagogu'nu restore etmekteyiz. Bunu İzmir Kalkınma Ajansı'nın büyük yardımlarıyla yapıyoruz. Bu mekanlar ve bu hikayeler, mekanların içerdiği hikayeler sadece Yahudi tarihiyle ilgili değil. İzmir'in tarihiyle, Türkiye'nin tarihiyle ve daha da ileri gidersek dünya tarihiyle ilgili şeyler. Seferat Yahudilerinin 1492'de ve sonrasında Portekiz'den Osmanlı topraklarına yerleştirilmeleri öncelikle İzmir civarında yer alan şehirlere olmuştur. İzmir'in bir liman şehri olması ve zamanla ticaretin merkezi durumuna gelmesiyle belli başlı illerle birlikte İzmir'e tarihi Agora ve İki Çeşmelik bölgesine kalıcı olarak yerleşmişlerdir. Osmanlı kültür yapısına entegre olan Yahudi kültürü özellikle İzmir'de dikkat çekecek şekilde kurumsallaşmış ve Joseph Escapa, Isaac Algazi, Hayim ve Avram Palachi gibi birçok din adamı yetiştirmiştir. Dünya Yahudi mirasında da bu din adamlarının önemli yeri vardır. Bugün hala İzmir Kemeraltı, İki Çeşmelik ve tarihi Agora bölgesinde İzmir Yahudi geleneklerinin izlerine rastlamak mümkündür. Gördüğünüz gibi 4 sinagogluk bir yapı grubu var. Onun yanında 2 sinagog daha var. İki Çeşmelik Caddesi üzerinde bir sinagog. Onun biraz içinde Portekiz Sinagogu, Hahamhane, Beyt Hilal derken burada koskocaman bir alan var. Bu alanı biz bir açık hava müzesi olarak görüyoruz. Sokakları müzenin koridorları olarak görüyoruz ve sağa sola
bu yolun sağında solunda olan sinagogları, hahamhaneyi, Beytilel Anı Evi'ni de müze ürünleri olarak görüyoruz. Bu müze ürünlerinin içine girdiğimizde de artık o ürünle ilgili hikayeleri ve tarihi deneyimleyebileceğiz. Bu bölgenin ana arteri Havra Sokağı. Havra Sokağı bir pazardır aslında. Ve sağında ve solunda bulunan sinagogların çokluğundan kaynaklanan bir isim almıştır. Havra Sokağı'nın ismi çok eski bir isimdir. Yahudi iş adamlarının bulunduğu, Yahudi dükkanlarının, mezecilerinin, meyhanelerinin bulunduğu bir yer. Aynı zamanda büyük bir ekonomi orada süre geliyor. Ama şöyle bir özelliği de var Havra Sokağı'nın. İzmir baştan beri mahallelere bölünmüş bir kent. Yukarıda Kadifekale taraflarında Türk Mahallesi, daha aşağıda ona bitişik olarak Yahudi Mahallesi, Fuar tarafında Ermeni Mahallesi, Rum Mahallesi ve Levantenler daha liman tarafında. Bu şekilde etnisiteye göre ayrılmış mahallelerde yaşıyorlar. Ancak bu Havra Sokağı çok böyle etnik ama çok pluralist bir sokak. Orada Yahudiler çoğunlukta ama Ermenisi, Rumu, Türkü, Müslümanı herkesin orada işi var. Ve büyük bir iş birliği içinde orada işlerini yapıyorlar. Çok civcivli bir yer, çok böyle çok aktif bir sokak. Ezan sesi, İbranice dua sesleri derken müthiş bir tablo ortaya koyuyor. İzmir'in turizm açısından bir cazibe merkezi haline gelmesi, bir yönüyle kemeraltı sinagoglarının iyi durumda olmalarının korunması, kötü durumda olanların da restore edilmesiyle mümkün olabilir.